adını soyadını söyler misin? Şafak Akdemir. Tamam, bu en kötü halinmiş Şafak Hanım. Evet. Saat 11.30'da çekiyoruz videosunu. Peki. Ellerini şöyle şöyle yapar mısın? İkisini birden aç kapa yap bakalım. Çok hızlı yapma, yavaş yap. Ama büyük yapmaya çalış bak. Aç kapa. Güzel. Tamam. Devam eder misin? Kendi duruyor. Peki, tamam, güzel. Tamam. Bir yürüyüşünü görebilir miyiz Şafak Hanım? Kaç yıldır vardı Parkinson? Evet. Tamam, devam et bakalım. Gelebilir misin bana doğru? Başın mı döndü? Şöyle dengem olmuyor ya. Tamam. Oturabilirsin böyle. Hoş geldin Şafak Hanım. Hoş bulduk. Ne kadar oldu şimdi ameliyatın üzerinden, ne kadar geçti? Mayıs'ın 17'sinde olmuştum hocam. Tahminen 3 ay falan. 3 ay kadar oldu. Nasıl geçirdin bu süreci? Çok hayatın nasıl değişti? Çok rahattım ve üstelik eskisinden daha da iyi olduğumu hissediyorum. Hı-hı. Çünkü normalde kendi başıma hiçbir işimi yapamıyordum ve şu anda çok doğal olarak kendi başıma yaşıyorum. Bütün ihtiyaçlarını kendin evet. Karşılayabiliyorsun. Dışarı çıkıp dolaşabiliyor musun? Evet hocam, çok rahat dolaşabiliyorum. Önceden dolaşamıyordum. Ailem beni getirip götürüyordu hastaneye, hatta buraya. Daha sonra her şeyimi kendim yapmaya başladım ve çok doğal olarak da kendim gezmeye de gidebiliyorum. Rahat rahat yürüyebiliyorum. Arkadaşlarımla daha önceden konuşmada sıkıntı çekiyordum. Bir araya gelemiyordum. Ama şu anda çok rahatım. Herkese rahat rahat konuşabiliyorum. 12 yıldır Parkinson hastasıyım. Son süreç içerisinde hocalarıma başvurarak geldim. Ve aynı zamanda arkadaşlarımdan duydum ben burada beyin pili takıldığını. Hocalarımdan da ameliyat gününü verdikleri için o şekilde girdim. Başarılı da olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben kendimi çok rahat ve çok iyi hissediyorum. Evet. Bu Parkinson hastalığım sürecinde yemek yeme sıkıntısı, konuşma sıkıntısı, hareket etme sıkıntılarım oldu. Aynı zamanda ilaç, çok fazla ilaç içiyordum ve bu ilaçların dozları ameliyattan sonra bayağı bir düştü. Ve ben kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım. Aynı zamanda da aileden birilerinin desteği olmadan yürüyemiyordum, hareket edemiyordum ve şu anda çok mutluyum ve eskisinden daha da rahat hissediyorum. Bizim orta ileri evre diye tanımladığımız, neredeyse günlük yaşam aktivitelerinin tümü için yakınlarının desteğine ihtiyaç duyan bir hastaydı. Parkinson merkezinde takiplerini tamamladıktan sonra hastanın orta ileri evre olmasına istinaden cihaz destekli tedavilere ihtiyaç duyduğuna kanaat getirdik. Hastayla bu süreci konuşarak beraber değerlendirdik ve halk arasında beyin pili denilen, bizlerin derin beyin stimülasyonu dediği tedavi yöntemine karar verdik. İşlem operasyon başarılı bir şekilde hastanemizde gerçekleştirildi. Ameliyattan sonraki bir hafta 10 günlük süreçte pil ayarlarına başladık. Pil ayarları tamamlandıktan sonra da hastamızda herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Daha önceden çok fazla sayıda Parkinson ilacı kullanırken hastanın ilaçlarını çok belirgin şekilde azaltmayı başardık. Şu anda günlük yaşam aktivitelerinin neredeyse tamamını, tümünü bağımsız bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Çok başarılı bir süreç geçirdi. Bu şekilde orta ileri evre dediğimiz medikal tedaviyle artık semptomları kontrol altına alınamayan Parkinson hastalarının merkeze başvurmalarını özellikle öneriyoruz. Bu beyin pili ameliyatları iki aşamalı olarak düşünebiliriz. Beyne ilgili çekirdeklere yerleştirdiğimiz ilk aşamada hastanın uyanık olmasını istiyoruz. Hastanın bu süre zarfında rahat edebilmesi için anestezi yatıştırıcı ajanlar kullanıyor. Biz de yine lokal anestezi ile hastanın ağrı duymaması için destek oluyoruz. Beynin her iki tarafına kafatasına yaklaşık 13-14 milimlik bir delik açılarak beynin ilgili çekirdeklerine elektrotlar yerleştiriliyor. Daha sonra harici bir pile bağlanarak nörolog doktorlar da kontrollerini yapıyorlar. Hastada herhangi bir yan etki, yüzde kasılma, elinde kolunda uyuşma, dilde kayma ve benzeri yan etkiler çıkıp çıkmadığı ameliyat esnasında kontrol ediliyor. Daha sonra onay aldıktan sonra ameliyatın ikinci aşamasına geçiliyor. Bu aşamada hasta uyutularak köprücük kemiği altına bir kese yapılarak nörostimülatör, yani beyin pili yerleştiriliyor. Ve ameliyatımız sonlanıyor. Takribi 3-4 saat süren bir cerrahi. 2018 yılından beri hastanemizde Parkinson polikliniğini aktif olarak çalıştırmaktayız. 2019 yılında ilk hastamızı aldık, pili hastamızı. Yaklaşık 20 hastamız var takibimizde olan.
Bir yıl önce de hareket bozuklukları ve davranış bilimleri merkezimizi kurduk. Artık haftanın 3 günü aktif olarak polikliniklerimizi yapmaktayız. Ve direkt hastalara da randevusuz olarak hizmet verme imkanımız mevcut. Tamam, adını soyadını söyler misin? Şafak Akdemir. Tamam, bu en kötü halin mi Şafak Hanım? Evet. Saat 11.30'da çekiyoruz videosunu, peki. Ellerini şöyle şöyle yapar mısın, ikisini birden aç kapa yap bakalım. Çok hızlı yapma, yavaş yap. Ama büyük yapmaya çalışmak. Aç kapa, güzel. Tamam. Devam eder misin? Kendi duruyor. Peki, tamam, güzel, tamam. Bir yürüyüşünü görebilir miyiz Şafak Hanım? Kaç yıldır vardı Parkinson? Evet. Tamam, devam et bakalım. Gelebilir misin bana doğru? Başın mı döndü? Şöyle dengem olmuyor ya. Tamam. Oturabilirsin böyle.